Değerli milletvekili arkadaşlarım, mevcut durumda ülkemizde tarımda yapay zeka kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Tarımda 4.0'a geçen işletme sayısı ise hemen hemen hiç yok. Bizim hem mevcut tarım işletmelerimizi tarım teknolojileriyle buluşturmamız hem de tarım teknolojilerini kullanan yeni işletmeler kurmamız gerekiyor. İşte bu nedenle ülkemizin tarım 4.0'a geçmesini kolaylaştırmak için akademi içinde bir de bilişim merkezi kuracağız. Bu merkez ilk 5 yıl içinde kuracağımız tarım 4.0 ile uyumlu 25 bin orta ve büyük ölçekli yeni işletmenin ve gönüllü toplu tarım projemiz ile ölçek büyüklüğüne ulaştıracağımız 40 bin tarım işletmesinin teknolojik teminatı olacak. 25 bin yeni işletme ve 40 bin gönüllü tarım işletmesi. Hedeflerimizi hayata geçirdiğimizde tarımdaki yıllık brüt hasılamıza yaklaşık 120 milyar lira ve %22 civarında ek katkı sağlamış olacağız. Aziz millet, ayrıca Atatürk'ümüzün hazineye bağışladığı tek çiftlik Atatürk Orman Çiftliği değildir. Bağışladığı tek arazi de Atatürk Orman Çiftliği arazisi değildir. Toplamda tam 154.729 dönüm, yani 154.7 kilometre kare arazi var. Yalova Millet Çiftliği, Yalova Baltacı Çiftliği, Silifke Tekir Çiftliği, Silifke Şövalye Çiftliği, Tarsus Piloğlu Çiftliği, 4 yol Karabasamak Çiftliği ve 4 yol Portakal Bahçesi ile birlikte toplam 8 çiftlikten bahsediyoruz. Her çiftliğin de birbirinden değerli hikayesi var. Hele bir de dil ucu sınır kapısı var ki gerçek bir dış politikadan başarısı. 15 kilometre uzunluğundaki bu arazi bizi Azerbaycan'a bağlıyor. Atatürk bu araziyi İran Şahı'ndan parasını cebinden vererek satın almış. İşte biz bu çiftlikleri de, bu çiftliklere çökmeye çalışanları da unutmayacağız. Atatürk'ün o büyük vizyonuna uygun hale gelmeleri için ne gerekiyorsa yapacak ve her birini ülkemizde tarımı şaha kaldıracak bilim ve teknoloji merkezleri haline getireceğiz. Aziz milletim, Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemizi hayata geçirirken aynı zamanda yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme yaklaşımı ile 50 tarım meslek lisesi açacağız. Çiftçi çocuklarına pozitif ayrımcılık yaparak bu okullarda okumaları için ek kontenjan ve ek puan vereceğiz. Bu liseleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlarken uygulama ve yönetim açısından sorumluluğu ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na vereceğiz. Böylece bu liselerden mezun olacak her gencimize iş imkanı sağlarken tarım sektörünün şiddetle ihtiyaç duyduğu öğretici, uygulayıcı, teknik eleman açığını da gidermiş olacağız. Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi projemiz milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bugün mertlikten, sadakatten, dürüstlükten, vicdandan ve ahlaktan dem vuranların gerçekte ne olup ne olmadıklarını en iyi biz biliyoruz. Biz onların mertliğini milletin sesinden, memleketin gerçeklerinden kaçıp saraya kapandıklarında gördük. Biz onların milletimize olan sadakatini saray danışmanlarına 5-10 maaş verirken gençlerimizin işsiz ve çaresiz gezmesine göz yumduklarında gördük. Yandaşlarını ranta doyururken emekliyi, çiftçiyi, esnafı borca boğduklarında gördük. Biz onların dürüstlüğünü, koltuklarını kaybetme korkusuyla sığındıkları iftiralarda, milletimizi kandırmak için anlattıkları masallarda gördük. Biz onların vicdanını evi yanan, çaresiz kalan, açım diyen vatandaşa çay fırlatırken, tarlasına incir ağacı diktikleri çiftçileri, yurtsuz bıraktıkları gençleri terörist ilan ederken gördük. Ama merak etmeyin, bu gerçekleri milletimiz de görüyor. Onların tek başlarına adım bile atamadıkları, bizim ise karış karış gezdiğimiz Anadolu'nun sokaklarından
bir ses yükseliyor. Hayal kırıklığına uğrayan insanlarımızdan bir ses yükseliyor. Esnaftan, çiftçiden, emekliden, öğrenciden, kadınlardan, gençlerden, topyekün milletimizden bir ses yükseliyor. Milletimiz bu beceriksiz yönetime artık yeter diyor. Artık millet bizi çağırıyor. Milletimiz artık bizi, İyi Parti'yi iktidara çağırıyor. Herkes içini ferah tutsun. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Vizyonumuzla, çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Arkamızda milletimizin desteği, omuzlarımızda zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmenin büyük sorumluluğuyla geliyoruz. Az kaldı. Sandık her geçen gün daha da yaklaşıyor. O kutlu gün gelecek ve Allah'ın izniyle bu çile bitecek. Milletimiz yetkiyi verecek ve İyi Parti iktidarında söz yeniden milletin olacak. Çünkü bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, adalet yoludur. Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Ömer'in yoludur. Bizim yolumuz Atatürk'ün yoludur. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Mütahya'dan... Kütahya üzül. Sayın Genel Başkanım, taktığınız bu rozetin ilkelerine, vizyonuna ve onun taşıdığı tüm değerlere ömrümün sonuna kadar hizmet etmeye tüm iyiler huzurunda söz veriyorum. Düzce Kuşaçması Köyü Muhtarı Sayın Hasan Erer. Düzce Şehit Kemal Işıldak Mahallesi Muhtarı Sayın Şaban Işıldak. Düzce Çilimli Belediye Meclis Üyesi Büyük Birlik Partisi Sivas İl Kadın Kolları Eski Pardon arkadaşlar.